üstüne çeksene. Tamam hadi, olmak üzere hadi. Bu kadar çekiliyor. Yarın kesin rejime başlıyorum. Kızlar makyajım nasıl oldu? Harika. Hadi çıkalım, yoksa ilk dansa geç kalacağız. Parlatıcıdan bana da versene. Al. Hadi sen bize yetişirsin. Çabuk ol. Ya of ya. Şemsi Bey, ne işiniz var orada? Çıkın hemen oradan. Çıkın bakayım oradan. Çıkın hemen oradan. O kolyeyi alamayacaktınız. Nebahat Hanım, onları buraya kadar takip ettim. Neler oluyor burada? Bu yaptığınızın cezasını fazlasıyla ödeyeceksiniz. Evet, fazlasıyla ödeyecektiniz. Teşekkürler Şemsi Bey. Rica ederim. İzninizle. Diyelim ki, gerçi bana göre canavarlar ama bunlar çocuk. Ya size ne demeli hanımefendi? Efendim, Yağmur ağlayarak beni aradı. O kolye onun için çok önemli. Hı hı. Çocuklar sizin gibi akrabaların elinde kalınca disiplin falan hak getirir. Hemen babalarıyla görüşmek istiyorum. Sizi de bir daha bu okulda görmek istemiyorum. Peki efendim. Şimdi gidebilirsiniz. Elbisemi yeni aldım. Parti için. Ben de geçerim. Hadi Emre, parti başladı. Ya tamam, siz gidin biz tamam. Geliyoruz. Çok güzel kız ya. Hadi parti başladı, gidelim. Kırma, ne olur boyunu uzatsana. Of Emre, biz neyin derdindeyiz, sen ne derdindesin? Sen ne müdüre geliyor. Çabuk saklayın beni. Çabuk çabuk. Gibi çok güzelmiş. Hacı müdüre bahçeye gidiyor. Hadi. Hınna, alalım hadi, artık. Hadi hadi yürüyün. Yine mi? Şunu. Sen kapıda kal. Hadi hadi. Sen kapıya bak. Gelen var mı? Hadi çabuk. İşte burada. Kimde kımıldamadın? Kımıldamayın. Dede gidi dede. Nereye? Ay hocam, siz de hoş görün, çocuk bunlar. Hot göremem efendim, hot göremem efendim. Ay kolye diye tutturdu işte. Hayır efendim, çocuk muduk anlamam. Ben didiplin her şeydir diyorum. Didiplin her şeydir diyorum. Didiplin her şeydir, didiplin her şeydir. Ver bakayım ben durumuna. Bir dakika. Aa. Ver bakayım dura. Bırak çocuğu, sen çok oldun ama. Bırak. Durun çocuklar. Şunun aynısından yapayım da bir de müdüreyle uğraşmayalım. Hadi hadi hadi. Gidelim kimse gelmedi. Hadi. Ay neyse aldık. Aman Yağmur, dikkat et artık. Çubuğu elbisenin içine sakla. Hadi ben kaçtım. Bak şu kadın beni görmesin. Tamam. Siz niye bahçede değilsiniz? Gidiyoruz. Hadi peki, partiye. Evet. Sen görürsün.
Bana yaptıkları İlayda'ya bir bir anlatacağım. Bak görsen, sana da ceza verecek. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Hadi. Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi git de kendi yaşındaki çocuklarla oyna bakalım. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne oldu farklı? Seninle dans etmedi mi? Sen gelsene biraz benimle. Beni dinle aslanım. Petekten uzak duracaksın. Durmazsam ne olurmuş? Fena olur. Seni uyarıyorum bak. Bütün Jackie Chan filmlerini ezbere bildim. Sahi mi? Çok korktum. Gerçekten mi? Tabii ki hayır. O zaman kavga edeceğiz. O dosyayı kaybettim diye çok korktum ya. Önemli dosyaydı. Şimdi bir saniye canım. Oldu mu? Tamam mı? Pes mi? Pes. Bırak tamam. Şimdi anladım. Ah. Ah. Vay. Kuzenler kaynaşmış demek. Kuzen mi? Kuzen mi? Evet. Amerika'daki Kaan amcamın oğlu Selim. Selim mi? Emre, sen ne kadar büyümüşsün. Taş şunu bileydin. Bir de işin suyu alabilir miyim? Hadi, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler sana. Hakim'in kuzeniniz çıktı ha? Hadi sana kolay gelsin. Ya ya, buradan geçme ya. Babacığım. Afiyet olsun. Canım nasıl, eğlenir misin? Babacığım, Mimi bizim yeni matematik öğretmenimiz. Mine ben, Memin oldum. Ama çocuklar herkes bana Mimi der. Ben Hakan. Emre ile Yağmur'un babasıyım. Ben de Özgün'ün annesiyim. Merhaba, Memin oldum. Anne. Anne bak, bu petek işte. Ne kadar güzel değil mi? Onların grubuna girmeye çalışıyorum ama çok zor. Kimseyi almıyorlar. Hem de müdüremizin yeğeni, biliyor musun? Çocuklarıma çok güveniyorum. Hayal kırıklığına uğratmazlar dedim. Çocuklara benden çok... Hadi artık gidelim. Tamam. Çocuklar da gönüllerince eğlensinler. Tamam. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum. Gel. Hadi çocuklar, iyi eğlenceler. Gel. Akşam evde görüşürüz. Selim, sen bizimkilerle gel. Annen de gelecekti ama onun işi çıkmış son anda. Sen bizde kalırsın. Olur Hakan abi. Ya hayat niye bu kadar acımasız ya? Sen dans etmiyor musun? Belki sonra. Bir söz alabilir miyim peki? Bana bak, görmüyor musun? İçecekler azalmış. Git yemekhaneden getir. Nasıl? Sıcak sıcak iyi geldi değil mi? Sağ ol Makbuş. Şimdi eğitim sınıfına dönmem lazım. Aman kızım. Ders biter bitmez gel. Hakan'dan laf işitmeyelim. Bak sonra nasıl üzülüyorsun. Tamam tamam. Gitmeden şu sofrayı halledeyim. Benimle uğraşmaktan hiçbir şey yapamadın. Ah. Ah. Görüşürüz. Masaları kontrol edin.
afiyet olsun hanımlar. Sözünü tut artık. Peki. Petek, şunlara baksana. Şu kuzen de amma hızlı çıktı ya. Bu gidişle okulda bize kız kalmayacak. Üf, Petek'e bulaşmasın da ne yaparsa yapsın. Kolamız bitti, görmüyor musun? İnsanlara böyle kaba mı davranırsın? Hak edenlere. Hiç yakıştıramadım. Simge, biliyorsun biz seninle sadece arkadaşız artık, değil mi? Evet, ben de başka bir şey söylemedim ki. Yarın geç saatlere kadar çalışmamız gerekiyor. Sonra da eve gelip çocuklarla ilgileneceğim. Tamam tatlım, sorun değil. Taş, uygun olduğumuz zaman yaparız o zaman. Kapı tamam, ben baktım Makbul Sultan. Hoş geldiniz. Tabii. Koçum benim. Hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk Hakan abi. Merhaba. Burası benim odam. Çık. Sadece sana bakmaya gelmiştim. Madem bana kızgınsın, kozlarımızı paylaşalım o zaman. Senden mi korkacağım? Paylaşalım. Makbuş, umarım sözleştiğimiz gibi eğitim kursuna gittiğimi söylemiştir. Ay, ne kadar zor bir hayatım var. Ha. Şaka mı bu? Bu kedi beni mi izliyor? Aa, sabah bizim odadaki kedi bu. Baba baksana, ne tatlı değil mi? Kızım, sen kediden korkmuyor musun? Neden korkayım? Sabah sabah yanımda görünce korktum. Ne kadar tatlı, baksana. Baba, ne olur bizim kedimiz olsun. Hayır, ben kedimi de istemem. Baba, ne olur. Ha, olsun olsun, bakarız. Getir kızım, süt verelim. Hadi. Madem çok istiyorsunuz. Aslan babacığım. Ay. Hadi. Hadi. Oh canım.
Kızım bu Nana. Nasıl yani? Ne bileyim ben, aklım almıyor. Nana ikide bir kedi oluyor. Nana? Makbuş ben ne yapacağım? Ne bileyim yavrum. Hakan anlarsa yanarız. Mahvoldum. Baba, babamı yendim, gördün mü? Aslan baba. Oğlum, aslan, aferin ya. Sana be. Petek bakalım bunu duyunca ne diyecek? Petek de kim? Hiç. Yendim, yendim. Hadi bakalım, uyku vakti. Selim, sen de yan odada yatıyorsun. Makbuş pijama falan hazırlamış. Teşekkürler Hakan abi. İyi geceler. Hadi bakalım. Daha güçlü olmak istiyorsan uykunu almalısın. Baba bak. Of, bu ne güç. Ha, cidden mi geldin mi? Kedin nerede? Makbuş süt veriyor. Hadi bakalım, sen de pijamalarını. Baba bak. Aman Allah. Bu ne güç ya, bu ne güç, inanamıyorum. Heh, geldin mi? Hı hı. Ders biraz bugün uzun sürdü de hoca da bırakmak bilmedi. Eğitim almak istemen çok güzel. Ama senin için yorucu olmayacak mı? Yok. Belki ileride, yani çocuklar büyüyünce, yani buradan gidince başımın çaresine bakmam gerekecek, öyle değil mi? İyi. İyi düşünmüşsün. Tabii, hep burada kalacak değilsin ya. Yağmur, kedin nerede? Kedim mi? Ha, o kedi. Dolaşmaya çıktı. Öyle mi? Evet. Günaydın herkese. Günaydın yavrum. Günaydın. Günaydın. Amcamın oğlu Selim. Nana, çocukların... Bakıcısıyım. Çok memnun oldum. Ben de. Geldin. Hop hop. Yerime oturmuşsun aslanım. Emre, bu nasıl bir tavır? Yakışıyor mu sana hiç? Ya yerime oturmuş, kalksana. Emre, terbiyesizleşme lütfen. Tamam Hakan abi, sorun değil. Hayır, otur Selim, kalkma. Ben kahvaltı falan etmiyorum. Emre! Dünden beri neyi var bunun? Emre, inatla susmaya devam edeceksin oğlum. Küstük mü yani? Ama yaptığın çok ayıptı Emre. Biz misafirlere öyle mi davranıyoruz koçum? Sen koca adam oldun artık. Yakışıyor mu? Koca adam mı oldum? Tabii ya. Artık 6. sınıf oldun. Koca adam sayılırsın. Öyle çocukça davranmak sana hiç yakışmıyor. Ya gıcık oluyorum ama ona. O senin kuzenin Emre. Hem ne yaptı sana da gıcık oluyorsun? Bir şey yapması gerekmez, gıcık oluyorum işte. Hep bizde mi kalacak? Hayır canım, annesiyle kalacak. Ama babası Amerika'da. Dönene kadar onlara göz kulak olmamız gerekiyor. Dün annesinin işi vardı. O yüzden bizde kaldı. İyi bari. Emre, seni çok seviyorum oğlum. Kimseyi Yağmur'u ve seni sevdiğim kadar sevemem. Biliyorsun bunu değil mi? Ya Selim'i kıskanman saçma yani. Ah baba, benim derdim çok daha büyük, bir bilsen. Bana bak kül kedisi. İki dans ettim diye boş hayallere kapılma sakın. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. Selim'den uzak dur. Zaten burçlarınız bile uyumlu değil. Evlenirseniz hüsranla sonuçlanır. Hı? Gülcan saçmalama, ne evliliği? Siz delirdiniz mi ya? Benimle doğru konuş. Yoksa disiplini boylarsın. Kızlar ne oluyor burada? Hiç hocam. Sohbet ediyorduk. Öyle değil mi Zeynep'ciğim? Zeynep, sen bana yardım eder misin? Tabii öğretmenim. Bu kızın iyi bir derse ihtiyacı var. Hı-hı. Öyle yavru köpek pozlarıyla Mimi'yi de kandırdı. Ama ben ne yapacağımı bilirim. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Emre, ben senin düşmanın değilim canım. Bunu zamanla alacaksın. Çocukça davranmaktan vazgeç artık. Şokalan dediğini duydun mu? Kendisi sanki çok büyük, bir de bala çocuk diyor. Emre, sence fazla büyütmüyor musun? Selim sana ne yaptı? Bana bir şey yapması gerekmez.
okula bütün kızlarıyla kendine aşık ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de mama ve etiketi altına aldı. Ay Emre, gerçekten çocukça davranıyorsun. Ya bana çocuk demeyin, şimdi delireceğim. Petek, Petek, sana günlük raporumu veriyorum. Selim dün gece Emre'lerde kaldı. Servise gelmediler. Sanırım yine servisi kaçırdın ışıklar. Onları taksi dinlerken gördüm. Aferin Özge. Görevine devam. Ne tatlı şeysin sen ufaklık. Selim kuzeninmiş öyle mi? Evet. Ufaklık mı? Of of.